Herkes bunu konuşuyor da merhabalar değerli ETV izleyicileri. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız da Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seher Taydaş ve Yürütme Kurulu Üyesi Ayfer Alkan bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Yoğunuz. Evet. Kadınlar Günü nedeniyle tam yoğun bir hafta geçiriyoruz. Hı hı. Cuma'ya kadar programlarımız devam edecek. Evet. Dün bir pazar yeri açtık biliyorsunuz. Hı hı. Hünerli Eller Pazar Yeri. Evet, ona da değineceğiz zaten evet. Ayrıntılı olarak. Yoğunuz. Evet. Kadınlar Günü'nümüzde tüm kadınların Kadınlar Günü'nü de kutluyorum bu arada. Evet. Siz de hoş geldiniz Ayfer Hanım. Teşekkür Siz nasılsınız? Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bu vesileyle bugün kutlandı. Aslında az önce bir şey söylediniz. Kutlama değil, anma evet. dediniz. Aynen. Bunu biraz açar mısınız? Neden kutlama değil de anma 8 Mart? Tabii şöyle, Kadınlar Günü'nün çıktığı güne gidelim esasında. Hı hı. 1857 yılında Amerika'da 15 bin dokuma işçisi kadının daha iyi şartlarda çalışması, çalışma talebini dile getirdikleri bir ayaklanmadan kaynaklanıyor. Bir tekstil fabrikasında kadınlar ayaklandığı dönemde kadınlar fabrikaya kapatılıyor. Dışarıya çıkmasın diye güvenlik birimleri tarafından. Evet. Yangın çıkıyor fabrikada ve burada 129 kadın hayatını kaybediyor, yanarak can veriyor. 1910 yılında Alman demokrat Clara Zetkin adında bir vekil ilk defa bunu gündeme getiriyor. Yani bu kadınların haklarını koruyalım ve bugünü analım olarak dile getiriyor. Kabul ediliyor mecliste ve tüm dünyada kutlanıyor, anmaya başlanıyor bugün. Evet. Yani bu katledilen kadınların anma günü olarak anılıyor. 1974 yılında Türkiye'de ilk defa anılıyor bugün, Kadınlar Günü. 1980 yılında ihtilal zamanında 4 yıl ara veriliyor Türkiye'de. 84 yılından itibaren de çeşitli etkinliklerle Türkiye'de de günümüz anılıyor. Kadınlar evet. Günü anılıyor. Dün Manisa'da bugünle ilgili pek çok etkinlik yapıldı. Belediye başkanları kadınlara çeşitli hediyeler, çiçekler dağıttı. Evet. Siz de bugüne güzel bir organizasyon sığdırdınız, Hünerli Eller Pazarı. Hünerli Eller Pazarı nasıl ortaya çıktı? Orada neler satılıyor? Bunları anlatabilir misiniz? Tabii. Kurulduğumuz ilk günden beri gündemimizde vardı böyle bir pazar yeri. Fakat biliyorsunuz Şehzadeler Belediyesi de yeni bir belediye, 2 yıllık bir belediye. O günden beri gündemimizde vardı. Ancak 3 ay önce fırsatımız oldu bunu tekrar gündeme getirme. Belediyemiz de kabul etti sağ olsun. Başkanımız çok destekledi bu konuda. Ömer Başkanımız. 3 ay önce bunu dile getirdik. Olumlu bir cevap aldık belediyemizden ve çalışmalarımıza ciddi anlamda başladık. Standlarımızı yaptık. Kadınların kapalı alanda yağmurdan, güneşten etkilenmeyeceği alanlar için. Evet. Bir fizibilite çalışması yaptık daha önceden. Yerimizi ayarladık, standlarımızı yaptı belediyemiz. Duyurusunu yaptık, kadınlarımız başvurdu. 53 tane kadınımız. 80 kişiydi normalde. 80'de. Daha sonra 80, 54 54 kişi. Bayanımız aynen. Karar verdi stand karar. Açmaya. Evet. Dün açılışını yaptık hayırlısıyla. Çok da güzel oldu açılışımız. Bu hafta Cuma'ya kadar devam edecek. Açılmış. Ya evet, orada. Kadınlar orada elinde ürettiği el işlerini satabilecek, ahşaptan tutun da örgüsüne kadar evde ürettiği, ancak pazarlayamadığı ürünlerini burada pazarlama fırsatı bulacak. Evet. Gıda
bölümümüz var. Öncelikle hijyen eğitimi de verildi tabii bayanlarımıza. Evet, 25 özellikle Şubat'ta, gıda, evet. Başkanım, gıda 25 konusunda Şubat'ta. 25 Şubat'ta aynen. Böyle bir eğitim verildi. Ziraat mühendisi arkadaşımız tarafından eğitim verdik. Güzel. Ondan sonra, eğitimli olarak. Aynen tabii. Aynen yani nasıl satılması gerek. Çünkü gıda biliyorsunuz ciddi. Evet, sağlık açısından da çok nasıl ciddi bir tabii. Bilmeden alıyoruz aynen, ama nasıl tabii. Yapılıyor? Aynen. Aynen. Ambalajlama, nelere tırnak dikkat bakımı, etmemiz gerektiğini. El bakımı. Oo, bayağı iyi. Tabii, hepsiniz tabii. Var. Eğitimini tabii. Verdik. Dün de çok güzeldi. Satışlar da iyiydi. Aynen. Çok memnun ayrıldım. Açlıkça duyulacak. Sizlerin sayesinde belki hani daha fazla kitlelere dolaşacak. Tabii medya çok önemli bir unsur. Aynen. 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 Öyle. İnşallah hayırlısı olur kadınlarımıza. İnşallah. Hayırlı olsun. Yani. Bu şekilde. Evet, size soralım. Peki ne zamana kadar? Yani hani tamam Cuma'ya kadar dediniz ama bundan sonra yeniden açılacak mı? Tabii ki. Perşembe günleri her hafta. Her hafta. Nasip ederse tabii. Her perşembe bayanlarımız orada olacak. Çok talep olursa pazarımıza, müşteri babında. Bunu daha fazla da ilerletebiliriz. Yani belki de kalıcı yapabiliriz. Evet. Hediyelik anlamda eşyalarımız da daha çoğalacak. El işi yani de var. Tabii el işi ve hediyelik eşyaya da dönecek. Yani bu şimdi ilk bismillah dedik. Hadi 8 Mart'a yetiştiremedik biz bazı şeyleri ama. Evet. Şimdi bizim başka bir, onu da başkanım isterseniz bir anlatın. Girişimcilikle ilgili ben ayrıyeten girişimci sorumlusuyum kendim. Şimdi bizde 4 tane çalışma grubu var. 4 tane çalışma grubumuz kadın meclisi var. Aynen. Yürütme kurulu arkadaşlarım. Bu çalışma gruplarından sorumlu. Ayfer Hanım girişimcilik çalışma grubunun başkanı aynı zamanda. Çok güzel. O yüzden hani Ayfer Hanım'ın bir yerde pazar yeri fikriydi. Evet, projemiz. Şimdi bir girişimcilik projemiz var. Birlikte yine bunu gündeme getireceğiz aynen, inşallah. Tabii. Görüşmelerimizi yaptık. Yine bayanlarımıza yönelik İşkur'la birlikte halk eğitim ayağı da olacak. Bir kurs açacağız inşallah. Öncelikle şu haftamızı bir atlatalım dedik de. Atlatalım çünkü yoğunuz. Buradan sonra da köy ziyaretlerimiz olacak. Köydeki kadınlarımıza gideceğiz. Onu daha sonra da açıklama şansımız olur. Tam olarak detaylandırmadık henüz ama. Sizleri ayrıyetten çağırırız onu açıklama evet, yaptığımız zaman. Evet kesinlikle ona yönelik de bir program gerçekleştirebiliriz. Aynen, ama şunu fark ettim. Manisa'da kadınların gelişmesine yönelik ne kadar çok şey yapılıyor. Yani Yunus Emre Belediyesi'nde, Büyükşehir'de, Şehzadeler Belediyesi'nde hem sadece merkezde değil, köyden mahalleye dönüşmüş yerlere de gidiyorsunuz. Orada kadınlara aynen, da ulaşıyorsunuz. Aynen. Yani insanlar kendilerine geliyorlar. Yani bir şeyi öğrenmek çok keyif verici. Tabii. Özellikle de buna içinden bir yatkınlığınız varsa, örneğin el işi yapmayı çok seviyorsunuz ama kendinize göre yapıyorsunuz. Uzman birisi bu konuda eğittiği zaman insan kendine olan özgüveni yerine geliyor. Yani ben evet bunu yapabiliyorum ve eğitimli olarak yapıyorum. Bu duygu çok güzel bir duygu. Tabii. Bu tüm kadınlar yaşasın. Yunus Emre Belediyesi'nin anne adayları için, anneler için açtığı anne üniversitesi ne tabii. kadar farklı bir organizasyondu. Aynen, aynen. Biz tabii çok mutlu oluyoruz bunları duyunca. Duyurmak da istiyoruz tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Sizlere bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ama bir de tabii şu var. Başkanlarımız da bu konuda çok duyarlı. Biz çok şanslıyız. Bunu her zaman da dile getiririm. Şehzadeler Belediyesi olarak kadın meclisi olarak biz çok şanslıyız. Çünkü bizim bizi önemseyen, engelliyi önemseyen bir belediye başkanımız var. Aynen öyle. Yani en büyük desteğimiz. Ömer Faruk Çelik başkanımız aynen. gerçekten her zaman pozitif ayrımcılık der kadınlarımıza ve engellilerimize. Ve biz bu ayrımcılığı gerçekten yaşıyoruz. Dolayısıyla destek aldığımız için ve kent konseyi başkanım Nejat Arusan Bey. Evet. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Genel sekreterimiz Burcu Hanım çok destekçi. Yani bunlar aslında bir ekip işi. Tabii. Biz ekibimiz gerçekten çok güzel. Dolayısıyla bir şeyler yapma şansımız olabiliyor. Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları yapabiliyoruz. Bu fırsat aynen. size veriliyor. Tabii tabii. Aynen. Destek yani, de var. Desteğimiz aynen. her türlü var. Belediyenin içinden başkan yardımcımız Ahmet Songüler, sosyal kültürden Enes Karataş müdürümüz. Yani kime teşekkür edelim artık yani bilmiyoruz. Zabıta müdürümüz İsmail Çiftçi. Belediye temsilcimiz Saniye Kulalı. Saniye Kulalı. Yani onu diyoruz yani biz tek başına bir şeyler yapamıyoruz. Tamam fikirler üretebiliyoruz ama
bir şeyleri güzel meydana çıkarabilmek, yapabilmek destekler hep onların desteğiyle. Hepsine buradan ayrı ayrı biz teşekkür ediyoruz. Bizlere değer verdikleri için, bu fırsatları bizlere verdikleri için gerçekten. Bizler de bu değerleri de bize verdiği sürece inşallah durmayacağız, çalışacağız gibime geliyor başkanım. Tabii şimdi başkan ve başkan yardımcılarının destek vermesi çok güzel desteklemesi. Ama tabii bu bayrağı taşıyan da sizlersiniz. Yani çalışkan kadınlar var. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz uzun yıllardır uğraşıyorsunuz sanırım. Evet, ben 18 yıldır yaklaşık sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Bu da çok büyük bir sorumluluk. Evet, yani bunu sonuna kadar götürebilmek. Hı-hı. Çünkü kadının sadece dışarıda bir hayatı yok ki. Evet. Evde de sorumluluk onun omuzlarında. Aynen. Tabii yani biz mutluyuz. Benim daha önce de çalışma hayatım oldu. Daha sonra evde home office olarak çalışmaya başladım. Tabii işim serbest olduğu için kadın mesleğine de çok zaman ayırabiliyorum. Çok da seviyorum. Hı-hı. Ve evde oturmaktansa deneyimlerimi arkadaşlarıma aktarmam gerekiyor. Ya da kadınlara bir şeyler aktarmam gerektiğinin farkındayım. Bunu yapmaya çalışıyorum. Yani evde tabii ki zaman zaman komşularımızla bir araya geliyoruz ya da ziyaretlere de gidiyoruz. Ama tahmin ediyorum çalışan bayanlar ürettiği sürece daha mutlu oluyor. Evet. Bunu görüyorum. Ben kendimden hani örnek olarak. Öğrendikçe, ürettikçe mutlu oluyoruz. Tabii ki. Evet. Yani sizlerin dün gazeteci arkadaşlarımızdan gelen oldular. Yani çok kısa bir zaman kalıyorsunuz. Orada aslında böyle bir son zaman kendi şeyde bu pazar toplantı yaptık. Evet biz orada o bayanların taş mektaş akşam. Şimdi reklam yanlış olmasın reklam. Ondan hemen birden girmek istemedim. Yani orada o kadınların mutluluğu. Çünkü ev hanımı kendileri. Çoğu ev hanımı çalışan yok işlerinde. Yani evine, çoluğuna, çocuğuna almış olduğu o paraları o kadar güzel bir yüzlerine yansıdı ki o mutlulukları. O mutluluk artık bize yani bilmiyorum bayağı bir gider. Biz evet dedik bu. Yani yapmak istediğimiz buydu. Kadınları yani mutlu görmek. Amacımıza en azından ulaştık. Emin adımlarla ayaklarının üzerine durması gerekiyor kadının. Evde ürettiğinde bir şekilde pazarlaması gerekiyor. Evet. Zaten biz, sürekli kadın üretiyor. Evet, üretiyor, durmuyor. Bizim Türk kadınımız bu konuda çok şanslıyız. Annelerimiz bize bir şeyler öğretti. Evet. Yani dantelini olsun, örgüsünü ya da yemek yapmayı. Evet. Ve dün biz pazarda onu gördük. Gerçekten çok güzel şeyler çıkıyor. İnşallah bundan sonra da daha da geliştirecekler kendilerini. Biz tabii sadece bu pazar yerini açıp tamam siz burada yaptınız satın değil de bu kadınlara yön de gösterme çabasında olacağız inşallah. Yani onların taleplerine göre eksiklerini tamamlamaya çalışacağız. Gerek eğitimle, gerek göstererek, görsel olarak bunları da yapacağız inşallah. Yani tamam biz sizi açtık her perşembe gelin istediğiniz satın tabii ki satacaklar ama daha farklı şeyler, daha görselliğe uygun şeyler nasıl yapabilirim? Bunların da eğitimini vermeyi düşünüyoruz. Yani ileride biz ona şöyle konuştum ben başkanım bir de geçenlerde. Konuşma fırsatı oldu daha bayanlarla. Yani sizlerin ileriye dönük eğer ki devam ederseniz COSGAP'in biliyorsunuz bayanlara çok desteği var bu konuda. Evet. Yani ileride biz girişimcilik olarak sizlere dükkan vaat ediyoruz dedik yani. Bunu dedik. COSGAP'le eğitimi aldırıp oradan sizin de kendi kazandıklarınızla ama kendi buradan kazandıklarınızla bizim COSGAP'imizin desteğiyle dükkana kadar gidebilir diye biz bunu da söyledik. Söyledik. Çok güzel kurslar var yani ahşap boyamayla çok güzel tepsiler yapılıyor. Ben görüyorum gerçekten insan almak istiyor. Özeniyorsunuz yani o rengarenk ahşap boyamalar, o el işleri, işte yelekler, patikler, çoraplar her şey var. Bunları hep kadınlar üretiyor. Tabii ve sattıkça da mutlu oluyor. Evet ben bir şey üretiyorum, satıyorum, karşılığını alıyorum. Kadın kendini daha güvende hissediyor. Daha mutlu oluyor. Çünkü el harçlığını çıkarıyor kadın. Amacımız buydu. Ulaştık bu amaca da. Dün kadınlar çok mutluydu. Evet. İnşallah bundan sonra daha fazla kadına ulaşma şansımız da olur inşallah. İnşallah. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Peki nasıl ulaşacak size? Yani bunlara katılmak isteyen diyelim nasıl size irtibat geçecek? Şimdi biz bu pazar yeri ile ilgili duyurumuzu Ömer Başkanımız yaptı. Evet. İlk etapta kayıtları aldık, duyurduk bunu. Afişlerle, pankartlarla duyurduk. Aynen. Sosyal medyada duyurduk bunu. Kayıtları aldık ama şu anda durdurduk çünkü standımız yok. Yani 13 tane standımız var şu anda.
fazla stantımız şu anda yok. Ama önümüzdeki günlerde olma ihtimali var. Yerler bakıyoruz yani ikinci, üçüncü pazar yerlerini açabileceğimiz yerleri önümüzdeki günlerde de değerlendireceğiz. İnşallah tekrar duyuru yaparak farklı bayanları da o pazara yönlendireceğiz. Yani talep oldukça siz onlar için o fırsatları oluşturmaya çalışacaksınız. Aynen. Yani ilk biz 5 standla diye girdik. Evet. 5 açarız. 5 standla girdik. 7 yaptık. Talep çoğaldı çünkü çok oldu. Evet. Sonra 10 yaptık. En sonunda 13 tane yaptık. Oo. 13 stand. 13 şu an yani talepleri hedefin ne kadar üstünde olmuş. Tabii evet. 13 stand yaptık. Yani evet, bunlar hep bayanların talebiyle dönem hep en sonunda dedik ki artık 8 Mart en azından bunu açalım. Sonrasını artık Allah kerim. Artık tam gününe standa, uygun bir açı. Aynen, emekçi kadınlarımız için uygun bir şey oldu. Evet. Şimdi kadınların erkeklere oranla daha güçlü olduğunu ben düşünüyorum manevi yönden. Çünkü kadın hem annedir, hem iş hayatında başarılı bir iş kadını olabilir. Evet. Hem evde yemek yapar, evi düzenini tabii, o sağlar. Tabii. Yani bunların hepsini aynı anda idare edebilir kadın. Evet. Ve o kadar da şikayet etmez halinden, seve seve yapar. Ama erkeğin bu kadar işi ben aynı anda yapabileceğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Yapı olarak diyelim erkeklerimize de yok, çok ben haksızlık şey yapmak istemiyorum. Şimdi yok, kadınlar daha güçlü. Ben öyle yani kadınlar daha fazla şeye sabredebiliyor. Yaratılış biraz da yani. O genlerden gelen bir şey ama tabii beyler de hanımlara çok yardımcı olan, ev işlerinde de çok yardımcı olan beyler var. Onların da haklarını yememek istiyorum ben onlar burada. Erkekler de artık bu konuda duyarlı yani eş çalıştığı zaman özellikle kadın artık ekonomik katkıda bulunabiliyor. Çok çalışan kadınımız da var artık. Tabii. Yani eskisi kadar değil. Her geçen günde artıyor, daha da bilinçleniyor. Ve erkekler de bu konuda artık daha nasıl söyleyeyim fedakar eşlerinde. Evet. Yardımcı olur evde. Yardımcı olan beyleri de görüyoruz. Ya da tabii, çocuk tabii, bakımında. Tabii. Eşle destek. Ama ben şunu da görüyorum. Meşgul olan kadın mutlu. Çünkü kafasında kuracak bir şeyleri zamanı yok. Aynen. Daimi o da güzel. Yani evet. Meşgul olan kadın gerçekten çok mutlu. İlla ki kadın bir şeyle meşgul olmak durumunda. Evet, doğru. Yani örneğin kendimden düşünüyorum. Hani sürekli bir şeyleri düşünecek vaktim yok. Çünkü zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum zaten gün içinde. Evet. Yani akşam da bir tempoyla gidiyorsunuz. Yani bir ev hayatınız var, bir iş hayatınız var. Evet. Hangi ara bir şeyleri kafanıza takıp kuracaksınız ki yani hani? Düşünmeye fırsatınız olmuyor. Evet. Ufak detaylara takılmıyorsunuz. Kesinlikle daha mutlu öyle hissediyorsunuz kendinizi. Hı hı. Özellikle de bizim gibi böyle gönüllü çalışanlar. Akşam Ayfer'in de dediği gibi o bayanları değerlendirme toplantısına aldığımızda gerçekten yüzleri gülüyordu Canan Hanım. Evet. Çok mutlulardı. İşte evet, biz devam isterdik edeceğiz. Onların o mutluluğunu, o gözlerine yansıdığı pozitif ışığı. Enerji yayılmış. Aynen yani biz de evet, aldık yani o pozitif enerjileri aldık ve çok güzel eve gittik değil mi? Dedik ki evet yani aynen öyle. Biraz hani çalışmalarımızda biraz yorgunluk gibi hissettik ama onun yani o güler yüzü her şeyi unutturuyor. Ne kadar güzel gerçekten. Bunu böyle gerçekten içtenlikle söylediğinize inanıyorum. O gözlerinizdeki öyle o mutluluk, o ama heyecan çok hoş yani. Ama öyle zaten yani şurada tabii anlattıklarımızla hiçbir yapmacık yok. Her şey olduğu gibi anlatıyoruz. Diyorum ya zaten evet, hani bu işi zorla yapamazsınız. Tabii ki. Yani gönüllülük esasına dayanıyor. Yani hani para da alsanız ya istemediğiniz sürece bunu yapamazsınız. Kim tabii koşturabilir ki dışarıda, içeride sürekli birileriyle evet köprü vazifesi görüyorsunuz. Hı-hı. Ya düşünün ki standları ayarlamaya kadar hani ne kadar ince detayına. Evet, tabii standların projesini bile biz çizdik yani. Yani. Evet biz çizdik. Kesinlikle yani bunları şu böyle olacak dersiniz dedik. Tabii. Çizimci yapıcı arkadaşlar evet çizdi geldi bu böyle olmayacak bu böyle olacak dedik yani. Oraya kadar en ince noktalarına kadar düşündük yani. Tabii. En güzeli olabilmesi için pazarımızın. Evet gerçekten. Sizin gibi kadınların artmasını diliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de bir kadın olarak gurur duyuyorum. Böyle çalışmalarla sık sık sizi çok gündemde görmek isteriz. Çok sağ olun. İnşallah. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Biz pazar yeriyle açtık. Pazar yeriyle kapatalım. Hı hı. Bu hafta Cuma'ya kadar Kadınlar Günü
olması nedeniyle cumaya hı-hı kadar açıkız. Her gün sabah 10'dan evet akşam 6'ya kadar akşam açıkız. 6'ya kadar. Evet. Ama haftaya haftadan itibaren perşembe günleri her perşembe açıkız. Tüm Manisalıları santralımıza bekliyoruz. Evet. Tüm Manisalıları gerçekten bayanlara destek amaçlı. Evde oturan çünkü kendileri çalışmadığı için evde oturan bayanlarımıza destek evet amaçlı bütün Manisa'yı, bütün Manisalıları oraya davet ediyoruz. Teşekkür evet ederim. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, katıldığınız ediyoruz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli ETV izleyicileri, Herkes Bunu Konuşuyor'un sonuna geldik. Yarın yine biz ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.